Neyse canım, adı üstünde ergenlik işte. Yani bu bir dönem. İkisi de atlatacaklar. E, hepimiz geçirdik, bitti. Acaba benim evdeki hangi dönemine girdi? Kim? Avni, ayol Avni. Yine peri dönemine girdi biliyorsunuz. Hala da atlatamadı Zevzek'cim. O evde halası var ya. Tam sırası perilerden konuşuyorlar. Toprak, bence bir şey yapma. Hem bak Perihan teyze de burada. Beni görmüyor ki. Olsun, belki görür. Görünmeziz, görmez. Hadi başlayalım. Ne yapacaksın? Peri, bir sürü peri. Nasıl yani? Suzan teyze gördüklerini peri sanacak. Acaba Betüş teyze ile Perihan teyze ne yapacak? Bu ne yapayım ben de artık? Şuraya bakın. İnanamıyorum. Nerede ne? Peri. Ay, onlar peri değil. Peri peri. Ay, bunlar çok şey. Nerede ne Perihan teyze? Bilmiyorum. Nasıl değil ayol? Bambayağı peri işte. Siz sanki daha önce peri gördünüz mü ki? Toprak! Perihan teyze. Suzan, sana diyeceklerimize inanmayacağım. Bunlar da ne? Periler abi, periler. Haklıymışsın kocacığım, periler varmış. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama asıl periler karşında. Hayır abi, onlar değil, bunlar. Ah kocacığım, ah. Bugüne kadar Betüş Hanım'ları çok büyük haksızlık etmişsin. Şey, sahi siz diye gelmiştiniz. Ama bizim evimiz şeyler bastı, hayaletlerle cinler. Ne? Dilek cinine teşekkür borçluyum. Yanlış şeylere inansan da sonunda perilere inandın ya. Çok çok tuhaf şeyler olduğunu hissediyorum Betüş. Bence artık kaçsak iyi olacak. Hayır, konuş ve itiraf et. Eğer senin yaptığını anlarlarsa başın derde girecek. Olmaz, hadi gel. Bunun nedenini bulmamız gerek. Ha, peri kitaplarına bakalım. Hadi. Nereye gidiyoruz Toprak? Firuze ablaya. Ne? Yoksa onu da mı korkutacaksın? Bence en çok orada eğleneceğiz. Oh, nihayet her şey normale döndü. Yok şekerim yok. Burada olup biteni açıklayan bir tek satır yok. Ciddi misin? Bana bak. Annene gidelim, Periliçeyi de oraya çağıralım. Belki bize durumu açıklar. Tamam da onları bu halde mi bırakacağız? Aman aman, onlara dokunmayalım. Belki gariplikler devam eder. Çok haklısın. Hemen gidelim hadi. Hazırım Perihan teyze. Hadi canım. Bir dakika. Neler yapıyor burada ya? Gastropontolos Potornos. Yani ben burada bir şey bulamıyorum. Burada hiçbir şey yok. Ver bakayım. Dersen beceremezsin. Ben de bir bakayım. Burada olması mümkün değil. Şuraya bakalım. Onlara baktım ben. Ay, sıkıldım bunlardan. Dudu, neler oluyor burada? Ay, merak etme. Sihir yapmıyorum. Eda'nın başına bir şey gelmiş. Sebebini araştırıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu Eda'ya? Ya şimdi biz oturuyorduk, televizyon döndü. Evet, şimdi Firuze abla ne yapıyor ona bakalım. Toprak, ne istiyorsun zavallı kadından? Lütfen artık insanlarla uğraşma. Rahat bırak. Ne? Bırakmayacağım. Acaba ona ne yapsam? Bence hiçbir şey yapma. Bu çok kötü bir oyun. Bırak artık bunu lütfen. Faniler korkmak için film seyrediyorlar. Ben korkutunca niye kötü oluyor? Çünkü sen gerçekten korkutuyorsun. Filmler adı üstünde. Sadece film. Tamam, tamam. Bu son. Hadi gel. İçeri mi? Evet.
Yok çocuklar yok. Bütün bu olup bitenler tesadüf olamaz. Tabii ki olamaz. Yani Eda'nın evinde olanlar, benim kafede olanlar bunlar tesadüf değil. Hey Romalılar, acaba sizin alemde sizden başkaları da mı var? Belki de tanıdığımız biri bize çok kötü bir şaka yapıyor. Çünkü bu konuda en ufak bir bilgi yok bu kitaplarda. Kızlar, Periliçe'ye haber vermeden biz kendimiz bir baksak mı? Bakalım dünden bugüne neler olmuş? Bence bu fevkalade bir fikir. Sihirli ayna bize gösterir. Hadi gelin. Aman çok şükür aynaya bakmayı akıl ettiler. Ay anne bu çalışmıyor. Bozulmuş. Benim odamdan bakalım. Hadi gelin. Hadi. Beceriksiz periler bir halt bulamadılar. Bari ben araştırayım bir parça burada. Kızım mercimeği alıp aşağı inip. Kızım mercimek koymuş mercimeği kızım. Sakin olun Betüş. Eda'yı tut. Neler olduğunu öğrensek hiç fena olmayacak. Gidelim hadi. Dur bir de onu uçurayım. Hayır yeter artık toprak. Tamam o zaman gidip babamlarla eğlenelim. Kendini eğlendirmek için insanlara zarar veriyorsun. Yeter dedim toprak. Şimdi buradan anneannenin şatosuna geri gidiyoruz. Yürü hadi. Ya. Eğer gelmezsen bir daha yüzümü göremezsin. Üf. Olamaz. Bizi korkutan toprakmış. Bizi de. Kendini ve oyuncağını kopyalayan da toprakmış. Habere ne olsun Eda? Kızın çok fena ceza alacak. Niye herkes burada? Sen var ya sen bittin. Seni parçalayacağım yemin ediyorum. Perihan teyze, bunun eti senin kemiği benim. Ne yaparsan yap. Vereceğin her cezaya ben razıyım. Gördün mü? Herkes her şeyi öğrenmiş. Sana söylemiştim. Açıklayabilirim. Açıklanamaz şeyler yapmışsın toprak. Utanmaz seni. Arlanmaz. Tamam Edacığım. Ben kafeye gidip herkesi eski haline getireyim. Ha, sen de Yavuz'un çocuğun yokluğunu anlamaması için toprağın kopyasını al eve götür. Ha, bu arada yüzünü değiştirmeyi unutma olur mu? Sana gelince toprak. Bir hafta anneannenin şatosunda bir fanusun içinde deniz atı olarak yaşamını sürdüreceksin. Olamaz. Olacak. Hiçbir kötülük cezasız kalamaz Toprak Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.